Teşekkür ediyorum. Ahşim Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven Bey'i mikrofona davet ediyorum. Değerli Hazırın, Sayın Kaymakamım, STK temsilcileri, değerli Ahşim halkı. Ben çok konuşmayacağım, sadece birkaç kelime söylemek istiyorum. Bayır Bucak Türkmenlerinin hikayesini eminim birçoğunuz biliyorsunuzdur. Anadolu'nun Türkleşmesi sırasında, İslamlaşması sırasında hepimiz Orta Asya'dan geldik. O zamanki devlet büyüklerimizin uygun gördükleri yerlere insanlarımızı, atalarımızı, dedelerimizi yerleştirdiler. Bayır Bucak'ta şu an bulunan Türkmen kardeşlerimizin payına da o bölge düştü. Niye biliyor musunuz? Haçlı istilalarına karşı o kutsal toprakları korumak üzere ecdadımız, o atalarımız oraya yerleştirdi. Bizden tek farkları o. Bizim mensup olduğumuz aşiret veya kabileler oraya yerleştirdik, o görev verilebilirdi. Ama o şanlı görevi onlara verdiler. Öyle uygun görmüşler o zaman devlet büyükleri. Tek farkımız o. Aynı kökten, aynı dinden geliyoruz. Ve onlar yüzyıllarca İslam ümmetinin ve Türkiye de Anadolu'da yaşayan İslam ümmetinin fedailiğini yapmışlar, savunuculuğunu yapmışlar, hem kutsal toprakları hem bizleri Haçlıların, kefelerin, inanmayanların, İslam düşmanlarına karşı bizleri korumuşlar. Nasıl Kafkasya'daki dindaş kardeşlerimiz orada bize vücutlarını siper ederek Osmanlı'yı korudularsa, İslam ümmetini korudularsa, onlara da orada o görev düşmüş. Şimdi bizim onlara kucaklaşmamız, yardımlaşmamız gerekir demiyorum. Zaten herkesin gözünde bu inancı, bu direnci görüyorum. Karınca kararınca elimizden geleni yaparak bize yardım etmek istedik. Bu noktada Hayrat Vakfı yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun organizasyona. Yani bir şeyler için para bulabiliyorsunuz, maddi imkan bulabiliyorsunuz ama o işe gönül vermiş olan insanların emeği olmadan bunu başaramıyorsunuz. Bu anlamda Hayrat Vakfı'nın tüm mensuplarına, başkanına, vakıf başkanına ben saygılarımı sunuyorum. Önleyecek bir şey değil. Afşin halkı gönlünden kopan yardımları gönderiyor. İnşallah devamı da gelecek. Rabbim tüm İslam ümmetine, başta oradaki kardeşlerimiz olmak üzere huzur versin diyorum, muzaffariyet versin diyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Başkanımıza yaptığı bu güzel konuşmadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, Afşin Kaymakamımız Sayın Ali Edip Budan Bey'i konuşması için mikrofona davet ediyorum. Değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli oda başkanlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, çok değerli Afşinliler ve basınımızın çok değerli temsilcileri. Şu an çok önemli bir an. Bu kalabalık da bize ayrıca gurur verdi. Belki önünde durduğunuz 5 tırın içindeki malzemeler ayrıca manidar. Ama Allah kimseyi vatansız ve bayraksız bırakmasın. Amin. Allah kimseyi vatanıyla, ailesiyle, toprağıyla, diniyle ve bayrağıyla sınamasın. Amin. Yarın biliyorsunuz 12 Şubat, Maraş'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü. Biz bu mücadeleyi yaklaşık 96 yıl önce Maraş olarak verdik. Yani vatanın canla, kanla, can pahasına, kan pahasına nasıl savunulduğunu ve nasıl elde edildiğini dedelerimiz sayesinde bizler öğrendik. Şu an bir benzeri, belki zamanın da şartlarında daha ağır ve daha zoru komşu ülkelerimizde olmakta. Ama bizi ayrıca yaralayan, aynı dine mensup olduğumuz, kardeşlik hukukuyla bağımız olan ve aynı şekilde de bir aynı ırktan geldiğimiz vatandaşlar, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, akrabalarımızın çok ciddi bir sınavdan geçmesi. Gücü yeten mücadele ediyor. Gücü yeten buğz ediyor. Hiçbir şey yapamayan buradan yardım yapıyor. Daha da yapamayan en azından zalimlere buğz ediyor. Bize düşen bu yardımları yapmak ve ulaştırmaktır. Öncelikle bu yardımların toplanmasına öncülük eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye'miz, Afşin İlçe Belediye'miz ve Hayrat İnsani Yardım Derneği'ne ben sizler adına ve oradaki vatandaşlar adına çok teşekkür ediyorum.
buna sebep olanların aynı yapan kadar Allah indinde sevabının ve ecrinde karşılığını alacağına inanıyorum. İnşallah bir daha bu yardımların gitmesine sebep olmayacak ortamların da orada oluşmasını niyaz ediyorum. Biliyorsunuz bu tırlar meşhur, bayır bucak Türkmenlerine giden yardımlar meşhur. Girmeyeceğim ama çok düşmanı uzakta dışarıda aramaya da gerek yok. Yeter ki biz birbirimize dost, kardeş olalım, birbirimize bağlı olalım. Eğer Müslüman Türk milleti bir arada olursa eminim ki dünyadaki tüm Müslümanlara hamilik, öncülük edecektir. Sadece Müslümanlara değil, mağdurlara ve mazlumlara da. Allah ülkemizdeki birlik ve beraberliği bozmasın. Biz bir beraber olduğumuz müddetçe inşallah zalimler de istedikleri hedeflerine, amaçlarına ulaşamayacak. Bu işe sebep olan, yardım yapan herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarım.